eşim babam gibi olmalı, benim eşim annem gibi olmalı diye bir beklentisi varsa bu gerçekçi olmadığı için çatışma başlıyor. Eski Mısır papiruslarında, Hitit tabletlerinde de rastlanan gelin kaynağı kavgaları hep vardır. Kaç bin senedir vardır. Bu aile farklı ortamda yetişmiş, farklı hayat senaryo olan kişiler bir araya geliyorlar. Evlendikten sonra babasının yerine diyelim yeni bir erkek eşi ortaya çıkıyor. Yahut da annesinin yerine yeni bir eşi ortaya geliyor. Burada bir hayatında daha önemli bir erkek oluyor, daha önemli bir kadın oluyor. Burada hayat senaryosunu yeniden yazması gerekiyor kişinin. Yani aktörler değişiyor çünkü. Aktörlere göre yeniden bunu yapmazsa eğer benim eşim babam gibi olmalı, benim eşim annem gibi olmalı diye bir beklentisi varsa bu gerçekçi olmadığı için çatışma başlıyor. Yani genellikle kadın erkek ilişkilerinde burada erkeğin veyahut da kadının o ilişkideki katalizör rolünün sağlıklı olmaması burada problemi büyütüyor. Yani bir problem yaşandığı zaman aile büyükleri aileye girdiğinde problem yaşandığında genellikle biz kayınvalideyi takıma al diyoruz. Yani onu karşısına alıp düzeltmek, onunla sen dediğim ben dediğim sen haklısın ben haklısın gibi bir çatışmaya girmek, onda savunma duygusu uyandırmak yerine onu takıma alıp birlikte problemleri çözmeye çalışmak. Bu zordur ama çok etkilidir. Bütün tarafları memnun edecek bir ilişki biçimidir. Bizim evlilikle ilgili uyguladığımız ölçeklerde takım oluşturulabiliyor mu diye sorular vardır zaten.